oluyor ya? Ah, günaydın Sinancığım. Hadi kalk artık, bak birazdan kapı çalacak. Ne kapısı? Abla ne oluyor? Saat kaç? Aa, daha erken. Ama misafirlerimiz var bu sabah. Bu ne böyle, kahvaltı falan? Misafirlerimiz var dedim ya Sinancığım. Hadi kalk, 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 kalk. Ne oluyor ya? Ne misafir abla? Nisan'la Abidin kahvaltıya gelecekler. Ne? O adamı sabah sabah buraya mı çağırdın? Ay Sinan, sen niye bu kadar büyüttün bu olayı canım? Adam canavar değil ya, alt üstü bir kahvaltı yapacağız beraber. Hay Allah'ım ya. Yani bir Abidin eksikti ha. Hiç çekilmez öyle sabahın köründe, hiç. Çıldırdı bizimki, bir görseniz. Hoş geldin. Günaydın. Günaydın. Ya sofranın güzelliğine bak ya. Süper ha. Bandıra bandıra yemek istiyorum vallahi. Herkes gelmeden başlamak yok. Tamam ya, okey, bekleriz. Sonuçta biz ekmeği zamanında böldük de yedik yani, tamam mı? Taştan çıkardık ekmeğimizi arkadaşlarla birlikte Almanya'da. O kadar. Yalnız o olmadı Abidinciğim, olmadı. Ya biraz, biraz açık olun ya. Ya nereden çıktı bu kahvaltı işi? Anlamıyorum, ne gerek vardı yani? Sen niye bu kadar büyüttün ki bu olayı? Bak, Nisan senin iş arkadaşın, o da onun sevgilisi. Tabii ki gelecekler kahvaltıya. Biz senin Özgen'e katlanmadık mı? Tamam, tamam abla, hiçbir şey demiyorum. Nasıl istiyorsanız öyle olsun, karışmıyorum. Ayrıca sen şu sifonu ne zaman tamir edeceksin? Ederim ablacığım, onu da ederim. Benim hiç işim yok, sifonu da tamir ederim. Aa, hocam günaydın, ne haber ya? Günaydın. Guten Morgen diyoruz Almanca'da. Harika. Ya hocam tuzu uzatacaksın mı ya? Şu domatesleri tuz edeceğim de. Al bakalım. Sağ ol. Ya bir de ekmek alırsam tam olacak. Al tam olsun. Adamsın ya. Ne gerek vardı böyle bir sabah keyfini, anlamıyorum ki ben yani. Boş boşuna zaman kaybediyoruz. Aa, olur mu ya hocam? Kahvaltı en önemli öğündür. Kahvaltıyı çok iyi yapmak lazım. Siz de süper yapmışsınız zaten. Ama bir kere de ben davet edeceğim sizi. Yani serpme kahvaltı yapacağız, tamam mı? Ama Almanya, Türkiye karışık sosisler, sucuklar, salamlar, böyle tane peynir falan, onları siz ayarlarsınız zaten. Ne dersin? Güzel, güzel. Şahane fikir Abidinciğim, çok güzel. Şön, şön. Bu arada biliyor musun? Ben her yemekten önce ellerimi yıkıyorum. Ya. Hatta şimdi yıkayacağım. Bekle beni, tamam? Hadi çocuklar, bekleyin beni, geliyorum şimdi. Gençler, çok büyük bir problemimiz var ha. Ne oldu? Sifon bozulmuş ya. Kaput yani, kaput olmuş. Onu bir baktırmanız lazım ama isterseniz ben bakabilirim. Çünkü Almanya'da zamanında böyle işlerle çok uğraştım. Yani aslında tamirat sadece tamirat demek değildir. Yaşam biçimidir. Çok şey öğretir insana. Hatta bir... Çok sağ ol Abidinciğim, gerçekten çok sağ ol. Aslında ben bunu Sinan'a söylemiştim ama Sinan pek yetenekli değil bu konularda. Ama tabii herkes her işi yapamaz yani sonuçta. Ne alakası var canım yetenekle? Zamanım yok yani, zamanım var da ben mi yapmıyorum? Sinancığım, bunun kesinlikle yetenekle alakası var. İnsanın içinde olması lazım. Büyük bir yetenek bu. Bende var mesela. Hatta istersen bir gün seninle baş başa tesisat yapabiliriz. Ha? Ne yapıyorsun ya? Olur, olur Abidinciğim, olur. Aa, o zaman gösteriyorum sana. Hemen şimdi yapıyorum, tamam, bekle. Otur, otur, otur. Burası benim evim, tamam mı? Ben tamir ederim. Sifonuma dokunma. Okey, başarılar hocam. Alt tarafı sifon. Evet, nasıl oynadım ama gördünüz değil mi? Ya süperdim ya, var ya. Ama bana Oscar vermezler. Neden biliyor musun? Çünkü Türk asıllıyım, bu bir. İkincisi de çok yakışıklıyım. O yüzden yani aşırı yakışıklılık var. Beni de kıskanır bunlar ya, beni. Ya bir sus, bir sus. Allah aşkına bir sus ya. Şimdi dedim, beni delirtiyorsun. Bu ne ya? Allah kahretsin be. Aa, ne oldu? Ya ben birazcık sifonla oynamıştım da ondan oldu.